Efendim merhabalar, ben Recep Demirkaynak. Diyanet Televizyon'dan hepinize saygılar, sevgiler, hürmetler. Bugün çok güzel bir konudan bahsedeceğim. Aynı zamanda çok da önemli bir konudan bahsedeceğim. Nedir o? Anne baba ve çocuk eğitimi. Acayip önemli. İşte herkes dikkat kesin. Bak önemli bir konu. Hepinizin böyle dediğini duyarlıyım. Çünkü önemli hakikaten de çocuk eğitimi ve anne baba davranışları. Çok önemli. Ne kadar büyük yeri var değil mi annemizin babamızın hayatında? Karakterimizin şekillenmesinde ilk rol modeller annemiz ve babamız. Her şeyi onlardan görüyoruz. Her şeyi onlardan duyup onlardan öğreniyoruz. İlk öğretmenlerimiz, ilk modellerimiz, ilk büyüklerimiz böyle annemizin babamızın gözüne bakarak büyüyoruz değil mi? Daha sonra ileriki yaşlarda öğretmenler, arkadaşlar devreye giriyor ama temeli annemizden ve babamızdan alıyoruz. Ne kadar önemli. Bir çocuk için ne kadar önemli. Sadece çocuk için mi? Hayır. Anne baba için de ne kadar önemli. İnsan yetiştiriyoruz. Bu işlenmemiş bir cevher. Nasıl yoğurursak öyle olacak. Oradan bir kahraman da çıkarabiliriz. Başka bir şey de çıkabilir. Bizde Allah'tan sonra bizim elimizde. O yüzden çok önemli. Çocuk, anne, baba bunun üzerine kitaplar yazılmış, konuşmalar, konferanslar, seminerler neler neler. Doğru, yanlış bir sürü şey söylenmiş. Ben bazen görüyorum ekranda böyle çocuk eğitim uzmanıyım diye konuşanlar var. Konuştuklarını bakıyorum, hiç bize göre değil. 18 yaşından çocuğunuz özgür olmalı. Olsun. 18 yaşına geldiği vakit onu dünyaya kendi ayakları üstünde durması için salın. Efendim? Evet, kendi evini tutsun. Ya tamam. Tutsun falan da biz böyle değiliz ki. Biz de çocuk. Böyle bir belli bir yaşa gelince dışarı bırakılacak bir şey olarak görünmüyor ki. Avrupa'da böyle olabilir, Amerika'da böyle olabilir. Biz de öyle değil. Katılırsınız, katılmazsınız. Bunu bilmiyorum ama ben bir şey söylemezsem içimde kalacak değerli seyredenler. Son zamanlar çok duyduğum bir şey var. Çocuklarınızla arkadaş olun. Acaba onlara arkadaş gibi davranın mı? Benim düşünce şeklim şöyle. Onlar hayatta zaten arkadaş edinecekler. Onların arkadaşa ihtiyacı yok. Neye ihtiyacı var? Bir anneye ve bir babaya ihtiyacı var. Biz annelik yapalım, babalık yapalım. Arkadaşları zaten olacak. Baba-oğul ilişkisini muhakkak sağlayalım. Anne-evlat ilişkisi, baba-kız ilişkisi bunlar mutlaka sağlanmalı. Sevgiyle, muhabbetle, şefkatle ama ille de saygıyla. Sizin ona saygınızla, onun size saygısıyla. Çocuğa ne kadar saygı gösterir, fikirlerine saygı gösterip onun sözüne değer verdiğinizi hissettirirseniz o da size o kadar değer verip saygı gösterecektir. Bunu unutmayalım. Fakat arkadaş olmuyor. Çünkü onun arkadaşları olacak. Çünkü ben babayım, o evlat. Çünkü ben anneyim, o evlat. Bir kere bunu belirleyelim çocuklarımıza. Muhabbetimiz, sevgimiz tartışılmaz bile. Hangi annenin babanın muhabbetini, sevgisini tartışabilirsiniz? Ama bu sevgimiz ve bu muhabbetimiz bizi çocuklarımızın kölesi haline getirmesin. Çok önemli. Çocuklarımızın kölesi olmayalım. Efendisi de olmayalım. Çocuklarımızın büyüğü, annesi, babası olalım. Ben prensim o benim. Her istediği olur bu evde. Yarın bugün bir istediği olmazsa problem yaşayacaksınız. O benim evimin kraliçesi. Ne isterse o olacak dediğiniz vakit artık bunun önünü alamazsınız. Bunlar çocuğumuza iyilik gibi görünüyor ama ileride büyük problemlere yol açacak. Ve çocuklarımız büyüyor. Eskiden çocukların kahramanları babalarıydı. Benim babam en güçlü, benim babam en kuvvetli, benim babam her şeyi bilir. Ön bilgili benim babam. Rol model babaydı ya da anne. Şimdi çocukların başka kahramanları var. İşte bunu da göz önüne alıp onların kahramanı olalım efendim. Çocuklarımız büyüyorlar. Büyüdüklerini onlara hissettirelim. 5 yaşında davrandığımız gibi çocuk 15 yaşına geldiği zaman da aynı şekilde davranmaya devam etmeyelim. Artık o 15 yaşında bir birey, biz ona göre muamele edelim. 25 yaşında sakallı bıyıklı oğlum var, hala kucağıma yatırıp seviyorum. Tamam sev de bunu alışkanlık haline getirme, o çocuk büyüdüğünü bir hissetsin. Ona büyük bir adammış gibi artık davran. Yani sevgimiz sonsuz ama bunu gösterme şeklimizin bir sistematiği yok. Çocuğa büyüdüğünü hissettirelim. Bırakın çocuklarımız büyüsün ve biz onlara büyüdüklerini hissettirelim. Allah hepinize çoluğunuzun, çocuğunuzun mürüvvetini göstersin. Hepimizin evlatlarına, vatana, millete, devlete hatta dünyaya hayırlı evlatlar etsin inşallah yarabbim.
O yüzden hepinizi saygı, sevgi, hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.